Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize yürekten selamlar, sevgiler. Bir cumartesi günü hafta sonu yayınında yine birlikteyiz. Dünkü canlı yayından sonra aradan çok bir vakit geçmemesine rağmen yine sizlerle birlikteyim. Umarım dünkü canlı yayını beğenmişsinizdir. 2 saatlik bir canlı yayın rekor kırdık dün akşam. Canlı yayınlarımız devam edecek dostlar. Haftanın 2 günü bilemediniz 3 günü canlı yayınlarla da yine karşınızda olacağız. Çünkü karşılıklı çok güzel muhabbetimiz, sohbetimiz oluyor. Ve pazar günü yine canlı yayınımız olacak. Buradan bildiriyorum. Sonra bildirim gelmedi, kimse demesin. Bugünkü yayında genelde çok böyle düşük fiyatlı yerler almaya çalıştım. Düşük bütçeli canlarımız için. Yerler biraz düşük bütçeli olunca da merkeze olan mesafeleri de maalesef biraz uzuyor. Ama yakın olanlar da var yine. Sizler için derleyip topladım. Bakalım bugün heybemizden neler dökülecek. Haydi arkadaşlar. Birinci ilanım 230 bin liraya Balıkesir Dursun Bey İstasyon Mahallesi'nde verilen bir ilan arkadaşlar. Balıkesir Dursun Bey İstasyon Mahallesi'nde 20 Kasım 2023 tarihli bir ilan. Şimdi bir iki tane güncel ilanımız var ama düşük fiyatlılara baktığımız için, fiyatı biraz aşağıya düşürdüğümüz için tarihlerde böyle geçmişe dönük tarihler olabiliyor. İlandan da kalkarlarsa telefon numaralarını zaten yayının içinde veriyorum ya, siz yine telefon açıp sorabilirsiniz. Çünkü ilanlar güncellenebilir arkadaşlar tarihlerine göre. Fotoğraflarını büyütelim ve bu ilanı birlikte inceleyelim. 18 tane fotoğrafı var. Karşımızda bir ev yok. Çoğunlukla arsa olarak düşünebileceğimiz ama zamanında içinde kargir ev olan yerlere bakıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim. Anlamayan arkadaşlar oluyor çünkü. Şimdi burası yıkılıp yeniden yapıldığı zaman tadilat ruhsatıyla hiç uğraşmadan, belediyeye bile hatta gitmeden yeniden yerinde eski yapının büyüklüğünde bir yapı yapılabilir arkadaşlar. Tadilat ruhsatını da yine köydeki muhtardan o izni alıyorsunuz ve o şekilde yapabiliyorsunuz. Yeni gelen dostlara da herkese hoş geldiniz diyorum. 148 metrekare arsalı müstakil ev diye geçiyor. Dursun Bey merkeze 6 kilometre mesafede mahallede tren istasyonu bulunmakta. İlçeye minibüs ve otobüs mevcuttur. Kaçırılmayacak fırsat yatırımlık müstakil ev. 468 adı 11 parselde 148 metrekare tapu işlemlerinizi bizzat biz takip edip sonuçlandırıyoruz demişler arkadaşlar. Karşımızda böyle bir yer var. Balıkesir Dursun Bey İstasyon Mahallesi. 148 metrekare çok büyük bir metrekareye sahip değil. 230 bin liralık bir yer burası. Dursun Bey'e çok yakın arkadaşlar. Dursun Bey'in merkezine aşağı yukarı 5-6 kilometre mesafede bir yer burası. Yani merkeze de yakın, hastanesine, postanesine yakın bir yer. 148 metrekare şöyle görmüş olduğunuz gibi. Diğer haritadan değil, bu haritadan da baksak zaten yakınlığını görebiliyoruz. 5 kilometre tam merkeze yakınlığı var bu yerimizin. Balıkesir Dursun Bey İstasyon Mahallesi 20 Kasım 2023 tarihinde bu ilanı Ali Mustafa Şener vermiş. Telefon numarasını verelim. 0533 661 45 56. 0533 661 45 56. Arkadaşlar bu ilanımızdan sonra ikinci ilanımız, hemen ona bakalım. Eskişehir'den geliyor. Eskişehir Sivrihisar Biçer Mahallesi'nde 365 bin lira. Dedim ya, bugün böyle düşük rakamlı dostlara bakalım. Oralardan araştırdıklarımızı, bulduklarımızı sizlere sunalım. Bu da 473 metrekare. Bu diğerinden biraz daha büyükçe bir yer. 16 tane fotoğrafı var. Yine karşımıza çıkan bir müstakil ev. Ama böyle gördüğünüz gibi bütün her şeyi bahçenin içine yine attıkları bir yer. Bakıma ihtiyacı var. Evi zaten şu anda ev olarak görmek de mümkün değil. Yani yıkılacak vaziyete gelmiş. Buraya yine bir prefabrik yapabilirsiniz. Ev ve avlu olarak geçiyor. Öz nitelik bilgisinde 473 metrekare. Güzel bir metrekaresi var. Arsa gözüyle yine bakılacak yerlerden bir tanesi.
Bakalım ne yazmışlar. Sivrihisar Biçer Mahallesi'nde 473 metrekare avlulu köy evi, ayrıntılı bilgi ve yer gösterme randevusu için arayınız demişler. Fazla bilgi yazmamışlar. Hemen bakalım Sivrihisar'la Biçer Mahallesi'ne. Sivrihisar'a mesafesi Biçer'in 37 dakika, 37 kilometrelik bir mesafesi var merkezi arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulunduracaksınız. Biçer'in uzaklığı. Biçer'e şöyle bir yaklaştığımızda bakalım neler görebileceğiz orada. Karşımızda daha yakın böyle bir yer var mı? Mesela Babadat var. Babadat'a 21 kilometre. Karadat var. Karadat'a 10 kilometre. Böyle bir yer. Bir de bakalım hemen şuradan okulu ulaşım bilgilerine, bir de sol taraftaki şu tikleri kullanarak bakalım. Biçer'de ne varmış? Tren istasyonu varmış. Yine Biçer'in merkezinde. Biçer İlkokulu'nu görebiliyorum şu anda. Orada işaretli olanlar bunlar. Yine düşünenler varsa ayrıntılı olarak, belki burayı bilenler de vardır. Bakabilirler arkadaşlar. Daha ayrıntılı inceleyebilirler. Bizim zamanımız tabii yayında kısıtlı olduğu için çok fazla bakamıyoruz. Canlar, buradaki 365 bin lira olan Eskişehir Sivrihisar Biçer Mahallesi'ndeki yerimizin de durumu bu. Özer Sarp bu ilanı vermiş. Bu da 21 Kasım 2023 tarihli bir ilan. Telefon numarası 0532 162 96 56. 0532 162 96 56. Gidelim bakalım başka nerelere bakacağız şimdi. 470 bin lira Balıkesir Gönen Üzümlü Mahallesi. 235 metre kare arkadaşlar. Bu da Balıkesir tarafını düşünenler için gelsin. Mal sahibinden atılmış, verilmiş bir ilan bu. Şöyle bahçesi güzel. Bakın çeşitli meyve ağaçları ve yetişkin ağaçların olduğu bir bahçe. Evi yok farz edin. Yine bahçenin içinde arsa olarak düşünebileceğimiz yerlerden bir tanesi. 10 tane fotoğraf koymuşlar. Fazla fotoğraf da koymamışlar. Aslında şu ağaçların falan olduğu bahçenin fotoğraflarını daha çok koysalar insanların dikkatini daha çok çeker diye düşünüyorum. Açıklamasına 50 metrekare kapalı alanlı taş duvarlı koyun merkezinde bulunan evimiz tadilat gerektirmektedir. Bahçesinde yetişkin incir, nar, ceviz, iğde ağaçları vardır. Elektrik, su, kanalizasyon altyapısı mevcuttur. İhtiyaçtan dolayı acil satılık olduğundan fiyat uygun tutulmuştur demiş. Tabi tadilat işi göreceli. Tadilatla burası ayağa kalkacak bir pozisyonda gözükmüyor. Şuradan gördüğümüz kadarıyla yakından görmek lazım tabi ama az çok artık olup olmayacağını da tahmin edebiliyoruz. Fakat bahçesindeki yetişkin ağaçları falan çok iyi. Güzel yani. Baksanıza abi. Şahane. Burada ne olur? Yine prefabrik bir yapı olabilir. Tadilat işlerinde bir de abi kardeş. Yani bu işten anlayan insanlar için tabii bu işler daha kolay olabilir. Ama ne diyoruz hep? Şehir merkezine uzak yerlere usta bulmak, usta getirmek, İşçi getirmek ve en önemlisi malzeme getirmek biraz zor. Büyük şehirlerdeki gibi değil. Yani büyük şehirlerde bu olayları çabuk atlatabiliyorsun. Ama buralarda malzeme pahalı, işçilik biraz daha büyük şehirlere göre daha yüksek maliyetli. Anca şansınız şu olur. O alacağınız köyde ya da o beldede bu işleri yapan bir inşaat ustasına rastlarsanız ne ala. Yani o köyde yaşayan ya da o zaman işleriniz daha kolay olabilir, daha süreç kolay ilerleyebilir. Büyük şehirlerde bile ustalarla uğraşmak biliyorsunuz çok zor. 470 bin lira demişler. Peki Gönen'le Üzümlü Mahallesi'ne bir bakalım. Gönen merkezine 20 kilometrelik bir mesafe, yani 22 dakikalık bir mesafe olarak görüyoruz. Bakın Üzümlü şurası, hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzümlü ve Gönen arasındaki mesafe. Üzümlü'ye şöyle bir yaklaştığımızda da Manyas Gölü'ne daha yakın olduğunu görüyoruz. Üzümlü'nün Manyas'a daha yakın. Haritayı biraz daha şöyle ufaltacağım. Bandırma'ya mesafesine bakalım bir de. Aşağıya şöyle Bandırma'ya çekelim. Bandırma'ya da yani 27 kilometre 21 dakikalık bir mesafe. Yani İstanbul'dan düşünenler olursa feribotla
Karşıya geçtikten sonra Üzümlü'ye gitmeleri 27 kilometre, 20-21 dakikada Üzümlü'ye ulaşabilirler. 470 bin lira demişler. 2 Aralık 2023 tarihinde bu ilanı vermişler arkadaşlar ve mal sahibi olarak Serap E bu ilanı vermiş. 235 metrekarelik bir yer burası. Telefon numarası 0545 931 27 53. 0545 931 27 53 bu numaradan. Bu da 425 bin lira Çanakkale sevenler için gelsin. Çanakkale'ye de selam olsun. Çanakkale Lapseki Kırcalar köyünde bu ilanımızda 425 bin liradan atmışlar. Çok fazla büyük metrekareye sahip değil. 170 metrekarelik bir yer burası da. Şöyle fotoğraflarını büyüteceğim. 12 tane fotoğrafı var. Etrafı açık. Diğer baktığımız evlere göre işte belki tadilatla ayağa kalkabilecek yer burası diye düşünüyorum. Yani tadilatla ayağa kaldırabilirsiniz. Güzel bir bahçeye sahip. Çok büyük bir bahçesi yok ama derlenip toplanınca küçük bahçelerde daha önceki yayınlarımızda da neler olduğunu, neler yapılabildiğini hep birlikte gördük. Fiyat 425 bin lira. Bütçeleri çok sarsmayacak fiyatlardan bir tanesi. Çanakkale Lapseki Kırcalar Köyü'nde müstakil ev yazmışlar açıklamasına. Lapseki ile Kırcalar Köyü'ne bir bakalım. Böyle haritamızı ufalttığımızda Kırcalar'la Lapseki arasında 30 kilometre mesafe var. Yani 37 dakikalık bir mesafe arkadaşlar bu. Lapseki ile Kırcalar arasında. Şöyle Kırcalar'a doğru bir yaklaşalım. Tabii dolayısıyla denize de mesafeniz 30 kilometre oluyor. Çanakkale Boğazı'na. İstepan Söğütlü için o bilgiyi de veriyorum. Şöyle yaklaştığımızda tabii buradaki haritadan orada bir şey göremiyoruz. Kendi haritasından bir bakalım. Mesafeyi oradan tam olarak görüyoruz ama birçok yerleşim alanını göremeyebiliriz. Kırcalar'da herhangi bir şey var mı? Bir şey işaretlemişler mi diye şöyle baktığımızda açıkçası göremiyorum. Yakın yerler Beyçayır var. Beyçayır'a ne kaç kilometre? 5 kilometre. Dumanlı var. Yakın olarak. Ama Lapseki'ye uzaklığı arkadaşlar dediğimiz gibi kaç kilometre? 30 kilometrelik. 170 metrekare. 425 bin lira isterler. Yani tadilatla oturulabilir yerlerden bir tanesi eğer mesafe sizi üzmezse öyle söyleyeyim. 16 Kasım 2023 tarihli bir ilan. Orhan Kaya bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0546 415 96 46. 0546 415 96 46. Bu ilandan sonra yine ilanlarımıza devam edelim. Çanakkale'den sonra bakalım neresi gelecek? Eskişehir. Eskişehir'de de 430 bin liraya bir yer var. 324 metrekare. Seyit Gazi Doğançayır Mahallesi'nde arkadaşlar. Eskişehir'de burası da. Şöyle fotoğraflarını işte gerçek fotoğraf şu. Tam böyle karşımıza net bir şekilde fotoğrafı yansıyor. Burada aynı arsa içinde 2 adet yapı var arkadaşlar. 2 adet ev var. Şöyle bakın bir tanesi şu, bir tanesi de hemen yan tarafındaki. Yine tadilat yapılabilir ya da bir tanesini yıkıp diğerini tadilat yapabilirsiniz. O zaman bahçeniz daha da büyür. Mesela şu karşıdaki yer birçoğu yıkılmış. Avlusu şuradan girişi demir kapıdan içeri doğru giriyorsunuz. İçeride eğer abi kardeş, abla kardeş hani 2 kişi kullanılacak bir durum yoksa ev için bir tanesini yıkıp yani şunu yıkıp tamamen bahçeye katabilirsiniz. Ya da komple yıkıp güzel bir prefabrik ev yapabilirsiniz içine. O da yine bahçeyi daha çok büyütür. Büyük bir alan kalır bahçeye. Seyit Gazi Doğançayır Mahallesi köy içinde 2 adet 62,5 ve 75 metrekare kerpiçten yapılmış bakım gerektiren evimiz vardır demişler. Köyün merkezinde köşe parsel 325 metrekare arsa içinde elektrik su aboneliği ve 2 kat inşa izni vardır. İnşaat izni vardır. Komisyon talep edilmez demişler. Demek ki kendi yerleri burası. Gizem ticaretin. Eskişehir Seyit Gazi. Bakalım Seyit Gazi ile Doğançayır Mahallesi arasına arkadaşlar.
Burada çok fazla mesafe yok. Buradaki mesafe 16 kilometrelik bir mesafe var. Doğançayır ile Seyit Gazi arasında. Şimdi burada çok fazla mesafe yok Doğançayır'la arasında ve öyle fazla virajlı bir yol da değil. Doğançayır'a da yaklaştığımız zaman yani öyle hani diğerlerinde bazılarında baktığımız gibi öyle dağ başında bir yer değil. Şurada mesela işte Doğançayır 70. yıl ilk okulunu görebiliyorum. Şurada bir benzin istasyonu görebiliyorum. Yani Doğançayır kendi içinde güzel yerlerden bir tanesi. Hatta şuradan da bakalım yine. Sol tarafta arkadaşlar şu ulaşım, eğitim, site bilgisi, sağlık, alışveriş, yeşil alanlar ve kültürel tesisleri işaretlediğimiz zaman bakın bize birçok yeri zaten çıkartıyor. Marketleri gösteriyor. Okul, 70. yıl okulu. Şurada aile sağlık merkezi, otobüs duraklarının olduğu yerleri, işte cami. Bakalım biraz daha yaklaştığımızda orada bir okul daha var ama onu tam olarak göremedim. Yani fena değil. Merkezi bir yer 324 metrekare. Metrekare olarak da güzel arkadaşlar. Merkeze yakınlığı da 16 kilometre. 430 bin lirada fiyatı var. Metrekare ile fiyat sanki hemen hemen uyuşuyor gibi bu ilanda. Sanki iyi ilanlardan bir tanesi gibi geldi bana listeye. Aldım. 1 Aralık 2023 tarihli bu ilan. İlknur Çiros tarafından verilmiş. Telefon numarası 0506 690 4407. 0506 690 4407. Devam edelim bakalım. Nereye götürecek bizi? Muğla Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde 475 bin lira. İlla Muğla isteyen ama bütçem kısıtlı diyenler için gelsin bu ilanda. Çok fazla büyük değil. Yani 120 metrekare biliyorsunuz artık Muğla'nın etrafında kalmadı. Yani hakikaten kalmadı. Bu rakamlar artık en dip rakamlar olarak ben baktım. Şöyle biraz büyüteyim. Çok güzel bir ağacı var. Hemen evinin önünde bakar mısınız? Yani şu alan, şu alan. Ufak böyle ne bileyim 1 artı 1, 2 artı 1. 45-50 metrekare tek katlı olmak üzere ya da iki katlı da yapabilirsiniz. İki kat imar var orada. İki katlı da yapabilirsiniz. Yani taban oturumu 40 metre, üstü de 40 metrekare olsa 80 metrekare olur eğer iki katlı bir şey yaparsanız buraya. Bahçesi de güzel, bakımla güzel bir hale gelebilir. Çok fazla fotoğraf koymamışlar yine. 7 tane fotoğraf koymuşlar. Tapu alanı 425 metrekareymiş arkadaşlar buranın. Öyle gösteriyor. Burada ne yazmışlar? 120 metrekare evin kullanım alanını yazmışlar. 470 metrekare, 425 metrekare de iyi bir metrekare o zaman. Yani demek ki şu alan olduğu gibi, şu alan olduğu gibi eve ait bir alan. Parke taşlarını da sokağın tam orası tam başına kadar, yani evin başına kadar geldiğini şuradan görüyoruz. Yani şu alan da evin olduğu yere ait. Yani bir kepçe sokulup şuralar şöyle düzeltilebilir. Ağaçlara dokunmadan tabii. Yani şu ağaçları zaten yetiştirmek ve oraya koymak mümkün değil. Satın alsanız şu yetişkin ağaçları ben yaptım biliyorsunuz Yalova'da. İnanılmaz pahalı. Yani yaptığım peyzajı gördünüz. Hatta fiyatları da size verdim. Yani bunlar gibi değil. Bunların tabii genç ağaçları, palmiyeler falan filanları bile 3000 lira 4000 liradan satıyorlar. Şöyle 1 metre 1,5 metre boyunda. Ya bilginiz olsun. 475 bin lira demişler buraya. Bir de bakalım hemen haritamızdan. Şuradan okuyalım önce. Muğla Yatağan Hacıveliler'de 185'e 6 ada parselinde 425 metrekare arsa içinde müstakil ev. Elektrik numaratajı var. Bu güzel. DASK yapılabiliyor. Harika. Havadar güzel bir köyde. Köyde yaşam bulunmaktadır. Kendi yerimiz ayrıca emlak komisyon bedeli alınmayacaktır. Yani bu demek oluyor ki yine tadilat ruhsatıyla muhtarlıktan alacağımız bir tadilat ruhsatıyla buraya bir ev yapabiliriz. Biraz önce de dediğim gibi yani köyde eğer taş ustası falan bulursanız veya böyle bir taş ev yaptırırsanız ki oradan bu yerden taş çıkacaktır ama ekstra taş da getirilmesi gerekli olabilir. Yapacağınız yere bağlı bu. Metrekareye bağlı. Daha da güzel olur tabii yani taşı. Güzel olmaz mı? 10 numara olur ama o zaman da maliyetler biraz yukarı doğru çıkıyor. Hacıvelilerle yatağının merkezi arkadaşlar 25 kilometre yani 33 dakika. 33 dakika. Şimdi bu verdiğimiz dakikalar şu haritadan
Yine daha önce de söylüyorum ama hatırlatma babında yine söyleyeyim. Merkeze uzaklıkları yakınlıklarının dışında araçla gidebileceğiniz lokasyon haritasıdır. En doğru olan harita budur arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hacı Veliler'den yalnız Hacı Bayramlar biraz daha gelişmiştir. Hacı Bayramlar köyü. Bildiğim yerler burası. Onun için söylüyorum size. Oraya da 7 kilometreymiş. Yani Hacı Bayramlar'a daha yakın aslında Hacı Veliler. Ama merkeze ulaşmanız için 33 dakikalık bir mesafe var. Bu mesafeler kendi aracınızla gidecek olduğunuz mesafeler arkadaşlar. Eğer burada bir dolmuş otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olursanız da bu mesafe biraz daha uzayacaktır. Bunları hep göz önünde bulundurun. Her zaman söylüyorum, alacağınız yere mutlaka gidin, dolmuşuna binin, minibüsüne binin. Yani toplu taşıma araçlarını da kullanın. Kendi aracınız olsa dahi aslında bunları kullanmanız lazım. Bunu her defasında sizlere belirtmek istiyorum. Yarın öbür gün hastalık olur, bir keder olur, bir dert olur. Araç o anda elinizin altında olmayabilir. İlla ki o köyde aracı olan insanlar vardır. Belki sizi yardım amacıyla tabii ki araçlarınla götürebilir, edebilir. Ama her zaman biz en olumsuzunu düşünmek zorundayız arkadaşlar. Yani bir yeri bulduk, hemen üstüne balıklama atlamayacağız. Güzel, her şeyini araştıracağız. Tapusunu araştıracağız. İmar müdürlüğünden araştıracağız. Gideceğiz köyde muhtarla konuşacağız. Oradaki köylülerle tanışacağız. Onlarla sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Nasıl bir yerden geliyorsunuz? Nasıl bir yere? Oradaki insanların yaşam tarzı size uyar mı, uymaz mı? Bunlara hep bakacağız arkadaşlar. Az da olsa, ne kadar bütçe kısıtlı da olsa birikimlerinizden vereceğiniz ortada bir para var. Bu parayı verdiğiniz zaman üzülmeyin. Yani büyük umutlarla gidiyorsun çünkü oraya. Düşünsene, emekli olmuşsun işte. Hayatımı artık orada idame ettireceğim kardeşim ben. Bu köy benim için çok güzel dediğim bir yer sana ızdırap ve azap da olabilir. Bu uyarılarımızı her yayında yapıyoruz. Aklıma geldikçe yapıyorum sık sık. Ama belki yeni gelenler vardır. Tekrara düşüyorum belki ama önemli bilgiler bunlar. Yarın öbür gün aman ben ya, ne yaptım dememen lazım. Bu tür alışverişlerde. 475 bin lira 12 Kasım 2023 tarihli bu ilanı Adnan Şahin vermiş. Telefon numarası 0543 505 0860. 0543 505 0860. Devam edelim bakalım. Güzel İzmir'e gidiyoruz. Güzel İzmir'e de selam olsun. 450 bin lira İzmir Ödemiş Bucak Mahallesi'nde. Dünkü canlı yayında bir tane bu Bucak Mahallesi'nden yer çıkmıştı. Bunu da görünce listeye aldım. Orada. O Bucak'ta mahallesinde olan yerden olan yer biraz daha pahalıydı. Burası biraz daha ucuz, 450 bin lira. Metrekare olarak 215 metrekare yazmışlar yukarıya. Aşağıdan da bakalım. Evet, 215 metrekarelik bir yer burası. Öyle bir metrekareye sahip. İzmir Ödemiş Bucak Mahallesi. Bucak Mahallesi şeye, Ödemiş'e çok fazla uzak değil. Yakın mahallelerden bir tanesi arkadaşlar. Yani merkeze yerlerden bir tanesi. Şöyle fotoğraflarına birlikte bakalım. Tadilatla ayağa kalkar mı şu taş kolonları? Yani öyle söyleyeyim size, yakından bakıldığı zaman evin tekrar yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini zaten bizlere gösteren ayrıntılar. Yani tadilatla ayağa kalkmaz arkadaşlar burası. Duvarlardaki zaten çatlaklardan da görüyorsunuz. Yıkılıp tekrar yerine, ama taş bir yapı, ama prefabrik bir yapı. Artık sizin bütçenize göre, belki kendi elinizden gelir de ne bileyim bir taş ustasıyla beraber de yapabilirsiniz. Ufak olsun, büyük olsun istemeyebilirsiniz. Böyle bir yer. Bir de videosu var. Videosuna da bakalım. Videolar bize daha ayrıntılı çünkü bilgi verebiliyor. Şöyle yukarıda kalan etrafının taşla çevrildiği bir yer. Yola sıfır gözüküyor. Köyün içinden de çekimler yapmışlar. Köyü de göstermişler. Etrafını güzel. Evi de şöyle gösteriyorlar. Burayı da yine arsa olarak düşüneceğiz. Biraz şöyle kale gibi olmuş. Yukarıda olduğu için
Kalenin burcu gibi sanki gözüküyor. Hemen şu avlulu kapıdan içeriye giriş var. Bakın bahçesi de böyle arkadaşlar. Yani bahçe güzel. Bir de tepede olduğu için iki katlı bir yapının orada harika bir manzaraya sahip olacağı demek oluyor. Yüksekte kaldığı için ki bahçeden bile bakın etrafa mesela manzara hakikaten güzel. İki katlı bir evin ikinci katından daha da güzel bir manzara olacaktır diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Manzarası hakikaten güzel bir manzara. Ama çok iş var. Çok iş var. Yani burada bir kepçeyle önce burayı komple düzeltmeniz gerekir. Hatta o biraz önce bahçe duvarının manzaranın oradaki oraya bir duvar örmüşler. Gördünüz orayı da tuğladan. Ben o duvarları bile oradan kaldırırım. O manzaranın önünü hiç kesmem. Bakar mısınız? Manzarası çok güzel. Şahane bir manzaraya sahip bir yer. Komple orayı dümdüz yapacaksın. Ya getireceksin işte bir tane prefabrik bir ev koyacaksın oraya. Bugün 2 artı 1 prefabrik evlerin en uygun fiyatlı olanları 280 bin civarından başlıyor. O tabii sizi fazla uğraştırmaz inşaat kadar. Adamlar getiriyor hemen yerinde. Siz sadece betonunu attırıyorsunuz. Kurulacak kuruluş metrekaresine göre. Tabii benim dediğim metrekare 50-55 metrekarelik yerler için arkadaşlar. 2 artı 1 ya da 1 artı 1 oluyor. O size bağlı. Amerikan mutfaklı isterseniz eğer Amerikan salonda mutfak yani onlara 2 artı 1'e kolayca çevirebiliyorlar. Ama mutfak ayrı olsun derseniz 1 artı 1 oluyor 50 metrekarenin içinde. Prefabrik yapılarda. O bilgiyi de sizlere vereyim. Yine Yalova taraflarına gittiğimde prefabrik fabrikalarını gördüğüm yerde sizler için fiyatları araştırıp veriyorum. Daha önceki videolarımızda da yine vermiştik. Evin içini çekmişler ama yani evin içi çok öyle kullanılır vaziyette değil arkadaşlar. Yani genel olarak zaten komple yıkılması gereken bir yapı gibi duruyor buradan. Tabii yakından görmek daha farklı. Yakından kendi gözünüzle görmek daha farklı olacaktır bu yapı için. En azından videosundan ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Yani videoların ne kadar önemli olduğunu, fotoğraftan daha da önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz burada. Fotoğraflar çok bir net bilgi vermiyor. Söz gayrimenkulden ödemiş merkeze ve Birgi'ye yakın tadilatlı harika bir yaşam alanı olabilecek bahçeli müştemilatlı harika manzaralı satılık köy evi. Evimiz Ödemiş Bucak'ta demişler. Sıfırada 602 parselde bulunmaktadır. Bakalım. Evet, Ödemiş'e mesafesi 14 kilometre yani 22 dakikada ulaşabileceğiniz bir mesafe arkadaşlar. Dün de bakmıştık zaten bu mesafelere canlı yayında. Bakın Bucak burası, Ödemiş merkez de burası. Yani 14 kilometre. Böyle çok uzak 20-30 kilometrelik bir yer değil. Burada Gerçekli var. Gerçekli'ye de 4 kilometre mesafesi var. Gerçekli de böyle gelişmiş olan yerlerden bir tanesi. Zaten ondan sonra D310 karayoluna çıkıyorsunuz. Karayoluna çıkma mesafesi de 7 kilometrelik bir mesafe var Bucak'tan. Bu bilgiyi de verdikten sonra 29 Kasım 2023 tarihinde bu ilanı Erkan Öz vermiş. Telefon numarası 0530 588 2594. 0530 588 2594 bu numaradan ulaşabilirsiniz canlar. İzmir'den de bakalım nereye gideceğiz şimdi? Balıkesir'e gideceğiz. Balıkesir Dursun Bey Selim Ağa Mahallesi'nde 250 metrekare bahçe içerisinde müstakil ev demişler bu ilan içinde. Şöyle fotoğraflarını büyütelim. Evimiz şu arkadaşlar. Taş bir yapı. Karşımızda dışarıdan en azından biraz sağlam gibi duruyor sanki. Ama yine yakından görmek lazım. Çok fazla fotoğrafı yok. 8 tane fotoğrafı var ama yukarıdan manzarası güzel. Yani manzarası güzel bir yer. Yakınlık uzaklık önemli tabii. 400 bin lira istemişler buraya.
250 metrekare ev, önü bahçe, arkası bahçe, 3 yol ağzı, köyün en güzel yerinde, geniş bir meydan önündedir. Evimizin altı hayvan damı vardır, hayvan bakmak için uygundur, bahçesi geniş ve ferahtır, evde tadilat vardır. Taban tahtaları kırıktır, çatısı yenidir, içine masraf yapmadan oturulacak yeri yoktur. İster yaptır gir, ister komple yıktır. Tercih senin Dursun Bey, organize sanayiye yakınmış burası arkadaşlar. Organize sanayiye yakın bu yere de haritadan biz de bakalım. 250 metrekarelik bir alana sahip burası. 400 bin lira istemişler. Biraz önceki kriterler, mesela evin de 280 bin liraya mal edecek olursak eğer, mesela Balıkesir tarafında da vardır prefabrikçiler. Üstüne koyduğumuz zaman 650 bin lira. Yani değer mi değmez mi bakalım şimdi yakınlık uzaklığa. Dursun Bey, Selim Ağa mal. Aslında Selim Ağa ile Dursun Bey arasında arkadaşlar öyle çok bir şey yok. Yani çok öyle bir büyük bir mesafe yok. Buradan bakacağız arkadaşlar. Selim Ağa merkezi olarak zaten güzel bir yer. Yani öyle okulların, bakın sağlık evi, 3 tane okul var. Ortaokul, ilkokul, şöyle olduğu bir yer Selim Ağa. Selim Ağa ile Dursun Bey arasındaki mesafe de arkadaşlar çok uzun değil. Yani 7-8 kilometrelik bir mesafe var merkeze. Merkezi yerlerden bir tanesi. Yani merkezi yerlerden derken merkeze yakın yerlerden bir tanesi. Kendi başına da, yani olduğu konum olarak da öyle hani çok kötü, dağın başında bir yerde değil. Bu kriterleri de göz önüne alın, göz önünde bulundurun. Tuncay Yılmaz mal sahibi olarak bu ilanı vermiş arkadaşlar. 26 Kasım 2023 tarihinde. Telefon numarası 0538 382 15 75. 0538 382 15 75. Devam edelim ilanlarımıza. Dursun Bey'i de geçtikten sonra nereye geldik? Eskişehir Mihalıççık Diközü Mahallesi. 390 bin liralık bir yer var. Bu da 412 metrekare. Metrekaresi güzel. Listeye aldım bunu da. Fiyatı da fena değil. Şöyle bir bakalım. Düşük bütçeli canlarımız için burası da gelsin. Burada kerpiç bir yapı görüyoruz karşımızda ama tamamen bitik şu anda. Keşke kerpiç ev ustaları artık bulunsa da kerpiçten bir ev yaptırsak. O inanın hem deprem korkusunu da tamamen bence sıfırlar gibi geliyor bana. Tabi yani öldürmeyen Allah öldürmez, o ayrı bir konu ama yine de daha rahat olursun diye betondan düşünüyorum. Demir ve betondan uzak olmak. Evimiz Mihalıççık ilçesi Diközü mahallesindedir. 412 metrekare arsa üzerinde, ev bakımsız, ihtiyaç fazlası nedeniyle satıştadır. Büyükbaş hayvan için 60 metrekare kapalı yeri, yem ve samanlık deposu vardır. 3 araba yan yana gelecek şekilde üzeri kapalı garajı var. Balya deposu olarak da ekstra kullanılabilir ev. 2 katlı olup kiremit çatı 3+1 ve yanında 2 odalı 50 metrekare tandır vardır. Kiler olarak kullanılabilir. Not: ciddi alıcılar yazsın demiş Gözde Hanım. Mal sahibi olarak ilanı vermiş. Mesafe tabi burada yine bizim için çok önemli. Mihalıççık'a bakalım. Merkeze, yani A101'lerin olduğu, devlet hastanesinin olduğu merkeze 10 dakika 7 kilometrelik bir mesafe var arkadaşlar. Yani biz şimdi üzerindeki yeri bir ev olarak görmezsek buranın, bir arsa olarak görürsek eğer, şuradan merkeze, Diközü'nden merkeze, Mihalıççık'a, Mihalıççık Gün Sazak Devlet Hastanesi'ni görüyoruz burada. İşte A101 Market, İşletme Orman Müdürlüğü. 7-8 kilometre, yani 10 dakikada gidebileceğiniz bir mesafe. Dolmuşla bile gitseniz herhalde merkeze en fazla yarım saatte ulaşırsınız. Bence 390 bin lira 412 metre kare için iyi bir şey gibi geliyor. Fiyat isterseniz de 300 bin liraya alsanız burayı, dediğim gibi 250 bin lira harcasanız, işte bahçe düzenlemesi falan filan derken belki toplam maliyeti 600 bin liralara falan gelebilir burası için. Tabi gidilip, dediğim gibi, buralarında araştırılması gereken yerler, imardan oradan buradan, işte muhtardan sorup soruşturulması gereken yerlerden bir tanesi burası da.
23 Kasım'da vermişler bu ilanı. Gözde Hanım mal sahibi olarak vermiş. Telefon numarası 0553 668 29 76. 0553 668 29 76. Devam edelim bakalım nereye gideceğiz. Manisa'ya gidiyoruz. Dadali abimiz var. Dadali abimize selam olsun. Manisa gidince aklımıza o geliyor. O da çünkü uygun, düşük bütçesine göre kendine buralardan yer bakıyor. İnşallah da ona da bir yer bulacağız. Acil Manisa Soma Uruzlar Köyü satılık taşevi ve 444 metrekare arsası. Arsa olarak bu da güzel. Yakınlık uzaklık olarak tabii ki yine bakacağız. Manisa Soma Uruzlar'daki bu yere. Fazla fotoğraf yok. 6 tane fotoğraf var. Şöyle karşımızda taş bir yapı var. Zaman zaman biriketle yapılmış bir yapı. Şurası herhalde, ha burası ayrı bir yapı arkadaşlar. Biriketle yapılmış. Yine sanki bu biriketle yapılan yapı, bilmiyorum düzeltilebilir mi? Şu yıkılması gerek gibi gözüküyor. Okuyalım bakalım ne yazmışlar. Köy içinde yaşamak isteyenler için mükemmel bir fırsat. Manisa Soma Uruzlar Köyü içinde 444 metrekare imarlı arsa üzerinde tapuda avlulu kargir ev ve müştemilatı geçen yaşam alanı. Demek ki o tek katlı olan müştemilat olarak yapmışlar. Elektrik ve su sorunu olmayan, Sevişler Barajı'na yakın baraj manzarasına sahip Uruzlar Köy içinde evin oturduğu alan yüksek zemin olduğundan dolayı önündeki manzaranın kapanma olasılığı söz konusu olmayan, odasında şöminesi olan geniş bahçeli, bahçe içinde ayrıyeten müştemilat şeklinde yapıya sahip, yılın 12 ayı rahatlıkla araç önüne kadar girebileceğiniz ya da sürekli oturabileceğiniz, yıkıp yeniden yaparsanız 220 metrekare yapı alanı olan, yani 120 metrekare alt kat, 120 metrekare de üst kat, 220 metrekare. Sevişler Barajı 5 kilometreymiş, Soma'ya 17 kilometre uzakta. İster yatırım ister yaşam alanı olarak kullanmak istediğinizde, böyle bir mülke sahip olmak isterseniz hemen beni arayın demiş. Mantıklı araç takası da yapılır demişler burası için arkadaşlar. Bakalım peki, biz de bakalım Soma ile Uruzlar Mahallesi'ne. 16 kilometrelik bir mesafe ve 26 dakikalık bir süre arkadaşlar. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi yollar bayağı bir virajlı merkeze gelmek için, Soma'ya gelmek için. Uruzlar dedikleri gibi Sevişler Barajı'na yakınmış. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Demek ki baraj manzaralı, evet. İki kat olursa ikinci kattan güzel bir baraj manzarası da görebiliriz. Merkeze yakınlığı 16 kilometre. Yani yakında Akça Avlu var. Orada bir petrol ofisi var. Oraya da 1-2 kilometre falan bir mesafesi var. Buranın şeyine de bakalım, şuradan da bakalım arkadaşlar. Bir okul mokul falan görebileceğiz mi? Uruzlar'da yok sanırım ama hemen o yakınında bir kilometre ilerisinde dediğimiz yerde sağlık evi var. Yenice Köylü Ortaokulu var. İki tane okul görüyorum orada. Akçaavlu'da. Sevişler'in orada, Sevişler sitesi var, barajın orada. Burada da 3-4 kilometre ilerisinde bir okul daha görüyoruz. Yani sağlık evi var ama hastane ve büyük postane gibi yerlere, bizim aradığımız kriterlere, merkeze mesafesi 16-17 kilometrelik bir mesafe canlar. Bunları göz önünde bulunduracağız. Her ne kadar fiyatları düşük olursa olsun. 375 bin lira yazmışlar. 6 Aralık 2023 tarihi. Özcan Karakaya bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0555-005-0035. 0555-005-0035. Evet, buradan nereye gidiyoruz bakalım. Şimdi Burdur'a gidiyoruz. Burdur Merkez Halıcılar Köyü'nde 289 bin lira arkadaşlar. Dedim ya, hep böyle düşük bütçeli yerler baktım bu ilanlarda. Biraz bazılarının mesafesi uzak ama yakın olan mesafeli yerler de var gördüğümüz üzere. Şimdi bu da acil fırsat, köy içinde iki katlı köy evi, tadilat yap oturmaya başla demiş. Şöyle fotoğraflarını büyütelim.
Zaten topu topu dört tane fotoğraf koymuşlar buna. Bahçede yine böyle yetişkin güzel ağaçlar falan görüyoruz ama ev yine tamamen yıkılıp yeniden yapılması gereken yerlerden bir tanesi. Dört tane fotoğraf hiç bize bir şey göstermiyor. 180 metrekare, elektrik, su, yol sorunu yok, köy içinde demişler. Burası. Burdur Merkez Halıcılar Köyü'nde burası arkadaşlar. Buradan bakalım hemen. Evet, Halıcılar ve Burdur'un arası 14 kilometre. Yani 15 dakikada ulaşabileceğiniz bir mesafe arkadaşlar. Aynı zamanda Burdur Gölü'ne de. Yani burası da merkez sayılabilecek yerlerden bir tanesi. Yine şuradan bakalım. Aklımızda soru işareti kalmasın. İşaretli yerler var mı diye. Şöyle işaretleyelim. Halıcılar'da okul görüyorum. İki tane okul, işte sağlık merkezi, camisi, ortaokul, ilkokul olan bir yer. Yani biraz yoğun böyle bir yerleşim bölgesi. Merkeze de yakın yani. Merkeze de yakınlığı iyi. 180 metrekare, çok fazla büyük değil. Tamamen masraflı bir yer düşünün. 289 bin lira yazmışlar. Pazarlık sizin elinizde. Teklif sizin elinizde. Tabii kaç para teklif verirsiniz? 250 mi olur, 230 mu olur, yoksa düzler misiniz, 200 mü verirsiniz, sizlerin elinde arkadaşlar. 22 Kasım 2023 tarihli bu ilanı da Ercüment Yüceoğlu vermiş. Telefon numarası 0544 433 85 33. 0544 433 85 33. Devam edelim bakalım. Nereye gideceğiz şimdi? Balıkesir Burhaniye Karadere Mahallesi'ne yakın bir yer. Balıkesir Burhaniye'ye yakın olsun isteyenler varsa. Bu ilanı daha önce de vermiştik. 277 bin lira burası. 195 metrekare arkadaşlar. Şöyle fotoğraflarını büyüteceğim. Burada burayı tamamen arsa olarak düşünün. Tekrar yani yapmasını zor. Şurasının komple zaten düzlenmesi lazım. Yukarıda bakın şöyle tek katlı bir ev gibi de yapabilirsiniz. Şunun gibi mesela. Evlerin içinde zaten köy yerleşim alanının içerisinde ama muhteşem bir manzarası var. Yani doyulmaz bir manzaraya sahip. Manzarası çok güzel. Yani bilmiyorum değerlendirir misiniz burayı? Çeşmesi şöyle, o yetişkin ağacı da güzel. 282 ada 28 parselde 195 metrekare avlulu kargil ev olarak geçiyor. Yani bu da demek oluyor ki tadilat ruhsatıyla burayı ayağa kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 277 bin lira burası. Şöyle bir de videosu var. O videosunu da izleyelim. Biraz şöyle eğim var yerde. Eğimi düzeltmek için mecbur buraya kepçe sokacaksınız. İçindeki taşları ya etrafını bahçe olarak çevirirsiniz ya da taştan bir ev yapmak istiyorsanız da kullanma şansınız olabilir. Çünkü o ev zamanında olan ev ufak taştan bir evmiş. Dediğim gibi prefabrik yaptırabilirsiniz. Ama bir kepçe sokup düzeltmeniz burayı şart. İşte şurada mesela etrafında yapılmışlar var. Tek katlı köy evleri var mesela. İmar burada yine iki kat arkadaşlar. İki katlı da bir ev yapabilirsiniz tabii. Metrekare de fena değil yani 197 metrekare. Çok öyle şey bir metrekare değil, küçük metrekare değil. Biraz da şöyle manzaraya doğru çekse çok güzel olacak. Manzarayı da göreceğiz orada. Daha önce vermiştim ben bu ilanı. Hatırlar takip eden izleyicilerimiz. Yine düşük bütçeli olanlar için verelim istedim. Belki Balıkesir'i düşünenler çok. Çünkü Balıkesir tarafını. Balıkesir köyleri de gerçekten güzel köyler.
Evet, yani. Sakin, sessiz ortam arayanlar, bol oksijen isteyenler diye yazmışlar. Biz ilgilendiren konumuza gelelim. 196 metre avlulu kargir ev ve arsası, resimler ve video yerimize aittir. %40 imarlıdır, müstakil parsel, tek tapu, tek imza. Şerh, ipotek, aciz vesaire yok, satışa hazır. Yer Karadere Köyü Tilkicik Mahallesi'ndedir. Tilkicik Mahallesi 10-12 ev hane görünüyor. Hayvancılık çok yapılıyor. Bol bol meyve ağaçları, mera, orman sıkıntısı yok. Burası aslına bakarsanız biraz izole bir yer. Yani Karadere'nin içinde de değil, biraz Karadere'nin de dışında kalan. Nasıl söyleyeyim size? Yani tam bir dağ havası yeri aslında. 10-12 tane de hane var. Yani için öyle çok kalabalık bir yerde değil. Bunları tabii bilin. Şimdi Burhaniye, Karadere'ye bakalım. Burhaniye'nin merkezine arkadaşlar, Burhaniye'nin merkezine Karadere 13 kilometre 21 dakikada merkeze ulaşabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla tabii sahile de ulaşabiliyorsunuz, Ege'ye. Şimdi Karadere'ye de Tilkicik Mahallesi diyor ya, Karadere'den de bir şey alırsak, mesela Tilkicik olarak alırsak, siz bunu bir 15 kilometreye falan çıkartın. Yani 15, 20-25 dakikada merkeze ulaşırsınız. Öyle düşünün. Arabanızla söylediğimiz mesafeler, arabayla olan söylediğimiz mesafeler arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Bir yanlış anlaşılma olmasın. %40 imarlı Burhaniye, Karadere, Tilkicik Mahallesi, Kargir ev yıkılmış notunu da verelim tekrar. 10 Kasım 2023 tarihli Ersin Taşdemir ilanı arkadaşlar bu. Ersin Taşdemir'in telefon numarası 0532 065 13 58. 0532 065 13 58. Neden orada telefon numarası yok da telefon numarası aşağıda? Taşdemirler Ersin Bey'in. O da çok enteresan aslında. Şimdi mesela benim aramayacağım ofislerden bir tanesi olarak söyleyeyim. Bana buradaki şeyi daha güven verir yani, şuradaki telefon numarası. Açıklama kısmına neden yazılmış ayrı bir konu arkadaşlar. Doğru bildiğimiz her şeyi söyleyeceğiz. Hiçbir tanesi babamızın oğlu değil. Ben burada sizlerin adına da, kendi adıma da yani bakar gibi bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir tanesini tanımam, etmem. Ama doğru bildiğimi söylerim. Kimseden çekineceğimiz şeyimiz yok. Manisa Akhisar. Şimdi gelelim yeni ilanlara. 9 Aralık 2023 tarihli. Yani videoyu yaptığımız bugün ilanı bu. 1 milyon 800 metrekarelik bir yer atmışlar. Manisa Akhisar Seyirdim Mahallesi'nde. Şöyle fotoğraflarını büyüteceğim. Birden şimdi düşüklerden yükseğe doğru çıktık. 1 milyona doğru çıktık. Burası içi yapılı, yani masrafı olmayan yerlerden bir tanesi. Metrekarede bayağı bir büyük, yani 800 metrekare. Büyük bir metrekare. Ev de büyük yapılmış. Şöyle bakar mısınız? Yani mutfağı falan, evin konum alanı da çok. Bahçe de güzel. Bahçesi de çok büyük bir yer. Şuraya da şöyle bir kamelya tarzında yapmışlar yine. Aslında yeri, şeyi, bahçesi çok güzel. Çok hoşuma gitti yani bahçesi. Şöyle bakalım, bir de videosu var. Videosunu da izleyelim. Bir 53 saniyelik video. Biraz bakımsız kalmış. Bayağı bir gidilmemiş herhalde eve. Şöyle güzel bir veranda yapmışlar betondan. Bahçesi çok güzel. Ağaçları falan böyle. Hakikaten bir bakım yapıldıktan sonra şahane bir bahçeye dönüşür. Bak, hep otlar kaplamış bahçeyi. Normalde hakikaten güzel bir bahçe bence burası. Yani yapılırsa. Manzarası çok iyi. Ev büyük. Masrafı var mı içerisinde? Var, ama bir inşaat masrafı kadar da masrafı yok. Onu da size söyleyeyim. 1 milyon istemişler. Yani aslında zamanında keyif için yapılmış bir yere benziyor. Ama sonradan gitmemişler. Öyle oluyor. Siz alıyorsunuz, zevkinize göre yaptırıyorsunuz, ama siz terk-i diyar edince, Allah göstermesin ki herkesin başında, ondan sonra geriye kalanlar
Çok bakmıyorlar ya da sevmiyorlar gidip gelmeyi, öyle diyeyim. 800 metrekare içerisinde 1100 metrekare 2 artı 1 daire, Akhisar Seyirdim köy içinde müstakil ev, dam, kamelya ve bahçesi olan, etrafı duvar ve çitlerle çevrilmiş, doğayla baş başa sakin huzurlu müstakil ev demişler. Burası için bugün ilanı bu. Yeni ilanlardan bir tanesi. Akhisar Seyirdim. Akhisar'ın merkezine arkadaşlar çok yakın, 11 kilometre 20 dakikalık bir mesafe gösteriyor. Aslında kilometre olarak bayağı bir şey mesafesi. Yani kilometre olarak 1 kilometre 20 dakika. Şuralarda bu Seyirdim taraflarında biraz virajlar olduğu için sanırım. Ama Seyirdim de öyle hani dağ başında bir yer değil. Yine Seyirdim yeni mahalle, ilkokulu falan var. Mesela şuradan da bakalım bir oraya da. Çok kötü böyle bir yer değil gibi geliyor bana. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, Seyirdim Yeni Mahalle İlkokulu, Seyirdim Köyü Camii var. Yakınında şurada ilkokul var. Kızıl Alan İlkokulu diyor. Oraya da yakın mesela 3 kilometre. Zaten şehir merkezine de yakınlığı mesela şuradan da aldığımız zaman 8 kilometre falan gözüküyor. Çok uzak bir mesafe değil canlar. 1 milyon istemişler 800 metrekarelik ve masrafsız olan bu yere. Ya masrafsız derken tabii ki masraf var da, ama diğer baktığımız ilanlardaki böyle yeniden inşaat yapacak bir masraf yok burada. 9 Aralık 2023 tarihinde bugün yayınlanan bir ilan. Telefon numarası 0506 755 49 11. 0506 755 49 11. Ve diğer ilanıma da hemen geçeyim arkadaşlar. Bu da günün son ilanı olsun. 8 Aralık 2023 tarihinde, bu da bir evvelki gün. Yani cuma günü atılmış bir ilan. 850 bin lira demişler buna da. Bu da 325 metrekare. Nerede? Bilecik Merkez Karaağaç köyünde. Bu da yine yani masraf etmeden geçip oturabileceğiniz evlerden bir tanesi. Arkadaşlar şöyle dışarıdan 6 tane fotoğraf koymuşlar. Maalesef güzel yerlere az fotoğraf koyuyorlar. Kötü yerlere de bir sürü fotoğraf koyuyorlar, öyle diyeyim. Şöyle bir de videosu var. Videosunu izleyelim. Video bize daha çok belki yardımcı olur. O da 14 saniye. Manzaramdan sevgiler demiş. Şöyle güzel bahçesi, güzel, hoşuma gitti. Evde masrafsız. Uzaklık yakınlığı da eğer bizi tatmin ederse günün güzel ilanlarından belki bir tanesi olabilir bu da. Müstakil bahçeli köy evi, yola cephe, fırsat köy evi demiş. Bu da mal sahibi olarak Ergün Sevinç Bey tarafından verilmiş bir ilan. 850 bin lira. Karaağaç köyüne şuradan şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar. Karaağaç, Alpagut'a mesela yakın bir mesafede olduğunu görüyoruz. Alpagut, daha önce de oradan bir ilan bakmıştık zaten. Hani öyle okulları, şeyleri, sağlık ocağı falan olan yerlerden bir tanesi. Karaağaç'a şöyle bir yaklaşıyorum ama haritada çok fazla bir şey göremedim orada. Merkeze yakınlığına diğer yerden bakalım. Karaağaç'la Bilecik merkezin mesafesi, yani devlet hastanesine olan mesafesi. Hatta şöyle devlet hastanesinin olduğu yeri alalım. Tam bakın şurada. Karaağaç'la devlet hastanesi 14 kilometre 17 dakika. 17 dakikada ulaşabileceğiniz mesafede bir yer arkadaşlar şurası. Hatta Alpagut'tan da bir ilan vardı geçen gün, bakmıştık biliyorsunuz. Ondan bile biraz daha yakın merkeze diye gördüm ben. 850 bin lira 8 Aralık 2023 tarihinde verilmiş bir ilan bu da. Ergün Sevinç, telefon numarası 0532 783 çift 0 02. 0532 783 çift 0 02 arkadaşlar. Bu da cumartesi gününün son ilanıydı. Evet canlar, ilanlarımıza baktık. Beğenileri unutmayalım. Ne kadar çok fazla beğeni ve ne kadar çok fazla paylaşım yaparsak, ki videonun altında paylaşım kısmı var, daha fazla insanımıza ulaşırız. Videolarımız ne kadar çok izlenirse canlı yayın yapma olasılığımız da o kadar artar. Daha önce de söylediğim gibi canlı yayınlar videoların önünü kesiyor ve birçok insana ulaşmayı önlüyor. Dün akşamki canlı yayınımız çok keyifliydi. Kaçıranlar mutlaka pazar günü canlı yayına gelsinler.
Videoyu da izlesinler. Bu videodaki olan ilanların birçoğunu da hem pazar günü değerlendirelim, pazar günü de biraz ilan alalım, muhabbet edelim, sohbet edelim, biraz da eğlenelim. Biliyorsunuz şans çarkımız da var. Canlı yayında şans çarkımıza da bakalım. Dün akşam yaptığımız canlı yayında şans çarkı maalesef kimseye gülmedi ama çok canımıza, çok canlarımıza da hep sağlık çıktı, huzur çıktı, mutluluk çıktı. Huzur, sağlık ve mutluluk peşinizi hiç bırakmasın canlar. Akşam da söylediğim gibi mal da yalan, mülk de yalan, al biraz sen de oyalan. Fakat her zamanki uyarılarımızı yapacağız. Bugünkü ilanlarımızı biraz böyle bayağı düşük bütçelerden aldım. İçlerinde 3-4 tane değerlendirilebilecek yerlerde var. Çok uzak yerlerde yok mu? Var. Ama yakın olan, merkeze yakın olan yerlerde var. Merkeze yakın olan yerleri daha fazla değerlendirmemiz lazım. Hastalık var, yaşlılık var. Birçoğumuz emekli olup zaten gitmek istiyor. Onları da düşünürsek eğer, arabası olmayanları da düşünürsek bütün bu hesapları hep tutmamız lazım. Hastaneye, postaneye, marketlere, yani tüm bu yerlere de ne kadar uzaksak bir o kadar da yakın olmamız lazım. Yani şöyle bir 10-15 dakikada en azından gidebileceğimiz, hadi bilemediniz yarım saatte, arabamız yok diyelim dolmuşla, yarım saatte gidip gelebileceğimiz yerlerin olması lazım. Mümkün olduğu kadar aslında onlara bakıyorum. Bugün daha çok güncel olan ilanlar değil, bu tür ilanlara baktım. Çünkü o dostlarımızı da düşünmek zorundayız. Kimisi de diyor ki, Murat benim için önemli değil kardeşim. Ben diyor kafamı sokacak bir yerim olsun, bana yeter. 100 metrekare olsun ama kafamı sokabileyim. Ben orada huzurlu, mutlu, emekli maaşımla yaşarım diyenler var. İnşallah tabii emekli maaşları da gelmişken yeri artsın dileklerimizi de söyleyelim. Çünkü bu hayat pahalılığında nasıl da geçinilecekse gerçekten zor. Zor yani, bayağı zor. Allah herkese yardım etsin. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen, destek veren, yorumlarla destek veren, beğenilerle destek veren, yani nokta dahi olsa yorum yapan videoların altına ve videoları paylaşan herkese, tüm canlara kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve diyorum ki yarın canlı yayında görüşürüz. Pazar günü canlı yayınımız var. Yok efendim bana bildirim gelmedi, kabul etmem. Herkesi bekliyorum. Ben şimdiden sizlere duyuruyorum. Yarın akşam birlikte keyifli bir canlı yayın geçirmek dileğiyle. Sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.